Mesele 8. Bilgilerin türleri. Bilgiler üç türlüdür. az Zorunlu bilgiler. B. Kazanılmış bilgiler. E. Zorunlu ve kazanılmış olmayan mutlak bilgiler. Bu nasıflama ehli sünnet vel cemaata göredir. Mu, tezileye göre bilgi iki nevidir. A. Zorunlu. B. Kazanılmış. Zorunlu bilgi duyular, elemler ve lezzetlerle vuku bulan bilgidir. Kazanılmış ve ihtiyari, isteğe bağlı, bilgi meydana gelişinde bir fiil olan ve ancak vurma, Yorgulaynlık ve meşakkatle hasıl olan bilgidir ki bu da haber ve istidl ile meydana gelir. Görmeksizin ve düşünmeksizin aklın ilk nazarda bildiği şey de böyledir. Küçüktür bedihi. Bu birleşen iki şey gibi, zorunlu bilgidir. Bu iki şeyin birleştikleri zaman farklı, ayrı olmadıkları. O 16. Zorunlu olarak bilinir. İni şekilde ayrılmaları halinde de birleşmiş olmadıkları zaruri olarak bilinir. Zaruri ve ihtiyari olmayan illin, Allah Teala'nın ilmidir. Bu tezile ilmi zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayırır. Onlar ileride sözünü edeceğimiz gibi Allah Teala için ilim kabul etmezler. Bazı kimseler insanların bütün ilimlerinin zaruri olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Zira bir kişi diğerine bir haber verdiğinde ve bunun üzerinde düşünüp haber verenin doğruluğu sabit olunca o insan için bilgi zorunlu olarak meydana gelir. Aynı şekilde insan bir şey üzerinde akıl yürüttüğü zaman da bilgi hasıl olur. Fakat bütün bunlarla birlikte doğru olan bizim görüşümüzdür. Bilgi, istidl ve haberle ancak ihtiyar ve kesp olarak meydana gelir, biz buna ihtiyari ve kazanılmış bilgi adını verdik. Mesele 9. M. Ehli sünnet vel cemaat alemi, sonradan meydana gelmiş, bütün varlıkla ismi olarak kabul etmiş ve ondaki varlıkları üçe ayırmıştır.